Erguvan Bayramı Emir Sultan Hazretleri'nin kendi döneminde bölgedeki kanaat önderleriyle, gönül erleriyle buluştuğu günü ifade ediyor. Her yıl bahar aylarında Erguvan ağaçlarının çiçek açmasıyla birlikte tüm gönül erleri bu meydanda buluşuyor. Ve o yılın değerlendirmesini, manevi iklimin değerlendirmesini yapıyorlar. Adeta ağaçların yeniden çiçek açması gibi onlar da tövbe istiğfarla beraber kendilerini yeniledikleri bir günü ifade ediyor Erguvan Bayramı. Biz de 600 yıllık geleneğe sahip olan bu kültürümüzü bu yıl üçüncü kez yaşatıyoruz. İnşallah bundan sonra da her yıl Erguvan Bayramımızı kutlayarak bu kadim geleneğimizi geleceğe taşıyacağız. Erguvan Bayramı'nın getirdiği manevi değerleri bir kez daha hatırlayarak Emir Sultan Hazretleri'ni rahmetle anıyoruz. Erguvan Bayramı'nı yaşatmak ve bu kıymetli geleneği gelecek nesillere aktarmak adına düzenledikleri etkinliklerle birlik ve beraberliğimizi güçlendiren değerli katkıları için Yıldırım Belediye Başkanımız Sayın Oktay Yılmaz'a teşekkür ediyor. Erguvan Bayramı'nızı en içten dileklerimle kutluyorum. Allah bu meydanın işgal evan olalım. Pirimiz Sultan ve Aşife'yi kitap bunlar ama annenin. Birer saniye. Abi şunu Erguvan Bayramı için burada büyüklerimizle, yetişkin arkadaşlarımızla beraber konuşup Erguvan Bayramı'nı uzun bir geleneğimizi yaşatmak için burada bulunuyoruz. Erguvan Şenlikleri Osmanlı Devleti'nin bir geleneği. Bu geleneği yaşatmak hepimizin bence bir görevi olmalı. Bursa'mız için de çok önemli bir etkinlik. Üçüncü defa katıldım ve halkın ne kadar bu bayramı, geleneği devam ettirdiğini gözlemledim. 600 yıldır yapılan bir gelenekmiş. Yıldırım Belediyesi bunu hayata geçirir tekrar. Bu sene üçüncüsü yapılıyormuş. Açıkçası dua kısmında, zikir kısmında çok etkilendim. Bunun bereketini Bursa ve halkının istifade edeceğini, bu bereketten istifade edeceğini düşünüyorum. Erguvan dediğimiz hadise Emir Sultan Hazretleri ile özdeşleşmiş bir olgu. Hem baharın gelişini müjdeleyen hem çevresindeki sevenlerle birlikte o sevgi ortamını oluşturan bir hadise.